ben Tuğçe Odar. Bugün sizlerle bu ajanda videolarında hepinizin sıkça gördüğü şahane ajandamın içine girip geçen yıl ne haltlar yemişim hep beraber şöyle bir gözler önüne sereceğiz. Böyle video çekmek açıkçası benim aklıma gelmezdi ama sizden o kadar çok sorun oldu ki Tuğçe nasıl kullanıyorsun ajandayı işte tekrardan bir göstersene işte sayfalarını diye. İşte özel hayatımın içine böyle iyice girip ne haltlar yemişim geçen yıl onu böyle hep beraber izleyeceğiz video boyunca. Tabii ki de ben video başlamadan önce ajandayı açıp bir baktım çok özel şeyler not almış mıyım diye. Haliyle tabii ki de en özel parçaları paylaşmak istemem. En özel parça dedi ne olacak? Sanki minik suikast planları hazırlıyor ajandanın içinde. Neyse lafı uzatmadan ajandamızı açıp videomuza başlayalım. Bu video tabii ki de hiçbir şey öğretmeyeceğim. Geçen sene kullandığım ajandayı böyle açıp derinliklerine inip hangi temayı nasıl seçtim, nasıl kullandım ajandayı falan diye böyle boş beleş bir sürü sohbet muhabbet olup bir video sizi bekliyor. Hatırlarsanız 2020'ye gezegen temasıyla girmiştim. Gezegenler güzel dizisinde bize güzel şeyler yaşatsın, evrene güzel mesajlar verelim falan diye böyle. Oğlum ne kadar sapmışım şimdi dönüp bakıyorum da. Böyle bir tema seçmiştik. Burada da çok cesurmuşum tabii. Genç ve cesurduk geçen sene. Mürekkebi basmışım. Basmış da her yere geçmiş. Şuna bak pislik. İşte zaten girişinden belli yani ne kadar pis olacağı. Bütün o kaydırmalarım, bulaştırmalarım, silerken dağıtmalarım falan hepsiyle tekrardan yüzleşeceğim. Hiç hoş olmayacak bu video benim için. Çok güzelmiş yalnız. Şurada mürekkepti sanırım. Evet. Bak şimdi ajandadaki en sevdiğim sayfalardan biri bu. Dur bir saniye en sevdiğim demeyeyim. Çünkü şimdi 500 sayfada en sevdiğim sayfa bu deyip kendimi yalanlayacağım bütün video boyunca. Hep yapıyorum bunu şey diyeyim böyle top 10'e girecek sayfalardan biri bu. Muhtemelen 20 tane sayfa olacak top 10'imde. Bunları böyle minik saman kağıtlarına tarihleri yazarak genel bir takvim yapmıştım ki şu hani vintage havası versin diye böyle sanki eski fotoğraf kaset karışımı bir şey yapmışım. Ne yaptığım da belli değil de yani çaktırmayın. O zamanlar washi tape'ler kullanırdım vay be. Çok değiştim çok. Çok bozdum. Bu ajanda gerçekten çok güzel. Hatta bunu böyle geçen sene acaba koparıp duvara mı alsam dedim de şey ortaya yapmadığım için koparamamıştım falan. Bak neler geçmiş kafasından. Bayağı bildiğin bilinçaltımın derinliklerine iniyoruz. Çok iyi. Ay, burası benim güzel mesaj sayfamdı hatırlıyorsan işte bu sene çok gezeceğim, denizleri aşacağım, işte dünya haritası. Yalnız şurada çok acayip mesaj var bahsedeceğim birazdan. İşte doğa gezileri falan filan yapayım diye böyle bildiğin güzel mesaj sayfası yapmıştım. Hiçbir işe yaramadı demeyeceğim. Bir saniye bak denizde böyle boğulan gibi bir figür var. Timsah görmüştüm geçen sene. Sonra geçen sene aslında 2020'de Fransa'ya, sonra Fransa'dan da aslında bu sene aslında da bütün planlamalar geçen sene olduğu için Brezilya'ya taşındık. Bildiğin şeyde de haritada da şu an sadece Fransa ve Brezilya var. Çok acayip mesajlar var. İşte evrene farkında olmadan verdiğimiz mesajlar zaten şu an ayağımıza dolanan bütün şeylerin sebebi olabilir. Şimdi fark ediyorum minik minik. Bu sayfada aslında amaç böyle gidip ne yapacağımı, ne edeceğimi, neler beklediğimi yazmaktı ama hiçbir şey yazmamışım. Demek ki konsept bana hiç uymamış. Kurumuş yaprak çiçek falan koymuşum. Onlar da etrafa dağılmış. Pis bir sayfa olmuş yani. Hiçbir amaca hizmet etmemiş şu an dönüp baktığımda. Bir daha böyle bir şey yaparım muhtemelen hırs yapıp kullanayım diye tekrardan yapabilirim. Şimdi yapmayacağım diyecektim de yapacağım çok belli ya. Geçelim o zaman Şubat 2020'ye. Tarihleri doğru söylemeye çalışırken bu arada 2021 falan filan diye bayağı beyin hasarı yaşayacağım video boyunca. Hatırlarsanız Şubat ayına bence çok güzel bir temaydı. Self love böyle kendimi seveceğim sevgililer gününde falan diye böyle ben işte kendimin en sevdiği insanım diye böyle megaloman bir tema hazırlamıştım ki buraya mum dökülmüş galiba yapışmış falan pislik içinde ya Tuğçe. Neyse şu genel şey güzel ama bu otla çizimi birleştirmem falan. O zamanlar tabii her ay birazcık daha o zamanlar şimdi yapmıyor çünkü çok pis ele verdim kendimi. Birazcık daha böyle özenirdim temalara. Şu an böyle aceleye geldiği için genelde gerçekten çok fazla özenemiyorum bir itiraf gelsin. En azından son ayki temama fazla özenemedim. O zaman böyle oturup düşünürdüm derin derin konular seçerdim. Derin dediğine bak kendini koymuş bitkilerle çok derin diyor. Burada çok gizli mesajlar var çünkü. Bu ay başlamıştım aslında böyle genel şey takvim, büyük büyük takvim bırakmaya ki hiç bırakamadım ondan sonra çünkü çok işime yarıyordu. Ama şey var ya, böyle genel ajandaya baktığımızda göreceksiniz siz de. Ayın yarısına kadar kullanıyorum, son haftalar sanki yok gibi. Neredeyse hiçbir şey kullanmamışım falan. O kadar şeyim ki böyle bir dahaki ay geliyor diye öyle bir heves, öyle bir heyecan var ki. Bir an önce böyle burayı bırakıp bir sonraki ayın temasına geçip böyle heyecanlı bir sonraki ayın takvimini karalamayı beklediğim için
Yani bundan sonra ayın son haftalarını yapmasam da olur yani, zamandan tasarruf ederim. Ya şu an fark ediyorum aslında burada bir şey gibi ya, geleceğe, geçmişe yolculuk gibi bir şey oluyor çünkü. Bak hatırlıyorum kendime minik güzel mesajlar göndermiştim, o zaman daha karantin yoktu. Bak burada annem gelmiş, sonra ben hatırlıyorum 2 hafta deli gibi çalışmıştım, bütün işlerimi bitireyim de güzelce tatil yapalım, 2 haftamı boşaltayım diye. Sonra tam uçmuştuk, sonra burada uçuyoruz, burada Tayland'a varıyoruz, burada geri dönüyoruz Malezya'ya falan. Allah'ım, bundan sonra da çile başlıyor zaten. Bak burada bu şeyi denemiştim, alışkanlık takviminin analitik şeklini denemiştim. Aslında işe yarayabilirdi ama o ayın sonunda dediğim gibi deli gibi çalıştığım için başka hiçbir şey yapmadım, spor falan da hak getire. Onun için böyle yarıda kesilmiş gördüğünüz gibi. Bütün hayat fonksiyonları bitmiş ayın geri kalanında. Ah canım ya, şu bitki çok zormuş bu arada. O zamanlar tabii gelir gider yapmışım bak. Tabii o zamanlar markette satış falan da yapıyordum. Bayağı bir takip etmem gerekiyordu bunları, elden aldığım paraları. Yaratıcı fikirler, haftalık planlayıcı, her zaman hayat kurtaran kısım. Bakın bak, bayağı söylüyorum size, bayağı kullanıyordum çünkü onu. Yapılacaklar yani, görevler gibi bir şey. Burası video planlayıcım. Tabii önden hep planlamıştım o ayı böyle. Güzelce tatil yapayım sonrasında diye de. Oh, hayaller, hayatlar. Şu an resmen ajandanın şeyi gibi oldu bu özeti. Hayaller, hayatlar. Geçelim bir sonraki aya. Aa Nisan. Aa Mart yok. Mart yapmamış mıyım geçen sene? Aa karantina, tatil, annem derken, aa bak şu an ben hiç file vermedim zannediyordum, şu an kendime sinirlendim. Oturup 2020 Mart yapıyorum bu ay, tamam mı? Ruh hastası. Bu ayda benim doğum günümün olduğu ay, ayçiçeği seçmiştim çok severim diye. İşte çekirdek çekiyordu canım, ondan ayçiçeği seçmiştim. Yoksa arkasında hiç böyle sanatsal bir şey, sebep falan yok yani. Bakın burayı çok güzel kullanmışım. Tabii Nisan'da bütün eve kapanmıştık. O zaman hem ne yediğime, çünkü öküz gibi yiyorduk yani gerçekten. Hem işte ne kadar çalışıyorum falan diye. Niko da evde olunca bir de kafam karışıyor. Çünkü Niko evde olunca biz genelde yemek yaparız, yemek yeriz, işte bir şeyler izleriz. Adam full time evde olunca benim çalışasım gelmiyordu. Sürekli böyle yemek yap, yemek yap, bir şeyler izleyesimiz geliyordu. Çok saçma bir ay olmuştu ama güzeldi de yani. Yani karantina ne kadar güzel olabilirse o kadar güzeldi. İlk aylar tabii, hani bir ay kalıp geçeceğini zannettiğim için hala böyle yaşasın karantina falan moduna takıldığım zamanlardı ama. Habit tracker'ım. Bu en benim işime gelen habit tracker aslında, bu alışkanlık takibinde şeyi, böyle ayın şeklinde olup karaladığın en rahat takip etmesi güzel. Hala böyle değişiklikler yapmaya çalışıyorum. Arada hani siz sıkılmayın, hep aynı şey yapıyor gibi olmayayım diye, ama gerçekten en işe yarayanı bu. Notlara burada. Evet, yapılacakları yazmışım. Video planı. Bak bu ayın her şeyini gerçekten hakkını vererek sanırım kullandığım tek ay olabilir. Şimdi ayağıma sıkmayayım. Bir sonraki ayda da belki full kullanmışımdır, hiç bilmiyorum ama son aylarda pek kullanamadım çünkü ajandayı eskisi kadar. Ve sürekli sağa sola gidiyorum ondan tabii de. Todoist bir işe yaramamış. Bir de Todoist çok işime yarıyor falan diye bahsedip duruyordum. Bütün yalanlarım ortaya çıkıyor şu anda, çok kötü hissediyorum. Geçelim bir sonraki ayımıza. Mayıs. Mayıs'ta Harry Potter yapmıştık. Niye, ne alaka? Hiçbir alakası yok. O zamanlar şeye başlamıştım işte. Storytel'den deli gibi Harry Potter dinlemeye başlamıştım ki hala da dinliyorum. Dördüncüye falan başa sardım. Nasıl bir manyak, nasıl bir çukura düştüysem ruh hastası gibi bitirip tekrar dinliyorum. Çok hoşuma gidiyor böyle uyurken yastığımın altına koyup onu dinlemek. Neyse, Harry Potter'ı aşkım tekrardan doğduğu için Harry Potter temalı yapmıştık ki iyi ki de yapmıştı. Sonra bunun ikonlarını da yapmıştım. Çok eğlendim yaparken. Çok korkuyordum böyle hakkını vererek yapamayacağım diye ama çok güzel oldu. Buradaki bu kahve kullanarak yaptığım efekt. Bakın bu ayı da gayet full kullanmışım. Evet ya bak, bu son ayları kullanmıyorum, son haftaları kullanmıyorum diye attığım yalan şu anda tekrardan su yüzüne çıktı. Resmen bu videoda kurduğumuz tüm güven ilişkisini böyle yerle bir ediyorum durduk yere. Kendi ayağıma çok pis. Oturduğum dalı kesiyorum. Niye böyle bir şey yapıyorum ya? Dur bir saniye, sonlara doğru toparlayacağım. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Nedense aklımda böyle ajandan son haftadan kullanmıyorum diye kalmış. Kullanıyormuşum da. Geçen sene daha düzenliydim. Bak onu fark ettim. Geçen sene başına bayağı bir düzenliymişim. Sonlara doğru. Aman üf, hangimizi ben bozmadık ki şimdi geçen sene son doğru. Aa bak, bu habit tracker'ım çok güzeldi. Yani şema olarak çok güzeldi. Bak şimdi şurada bir gaza gelmişim. Şurada sağlıklı beslenmişim. Öncesinde bak spor yapıyormuşum. Sporu bırakıp sağlıklı beslenmeye geçmişim. Arkadaşım beraber yapsan taş gibi olacaksın da işte bir birini yapıyor ya birini yapıyor ya hiçbirini yapmıyor falan. Bir tutturamadım şeyini. Sosyal hayatın sıfırlığı yalnız Mart ayında, karantina sağ olsun. 3 kez de kişisel bakım yapmışım. Neyse, sağlıklı beslenme de aslında kişisel bakım. Öyle bakabiliriz olaya. Video planları yalnız deli gibi düzenliydi o zaman video
fotoğraflarım yani videolarım çok önden planlıyordum, güzel güzel çekiyordum. Hasta olurum falan diye böyle iki tane yedekte bulunduruyordum. Ah ne güzel günlerdi. Aa bak ya, ay bu oyun teması çok güzel değil mi? Top 10'e giren ikinci tema. Tema olarak sokayım direkt bunu, sayfa olarak değil. Burada böyle tariflerimi yazacağım bir köşeyi. İlk de yazmışım bu arada, açıp bakıyorum arada. Sağlıklı böyle tarifler buldum, onları yazmıştım. Burada haftalık planlayıcım. Çok güzel kullanmışım ya. Takdir ettim kendimi. Geçelim Haziran'a. Arada gene fili vereceğim diye korkuyla ilerliyorum da vermemişim. Dondurma teması. Bu tema da çok güzel oldu aslında. Çok basit bir temaydı. Klasik. Pinterest'te işte June Bullet Journal yazdığında karşına çıkan ilk temalardan biri muhtemelen. Yaratıcılığımı hiç konuşturmadığım aylardan biriydi. Ama tema çok güzel oldu. Böyle renkli, tam böyle yaz havasını verdi. Hah! Bak sözümü tuttum. Son haftayı neredeyse hiç kullanmamışım. Hoş, bu ilk haftaları da çok kullanmadığım için çok sözümü tutmuş olmamışım da. Şey olarak güzel ama böyle aşırı soft renkler ya, böyle bana yazacak çok alan bırakmış. O kadar çok alan olunca sanırım şımarıp hiçbir şey yazmamaya karar vermişim. Mantık is not loading yani şu anda. Aya dondurmalı şey daha gibi. Yemek de evet, her gün dondurmada temaya bakıp dondurma yediğim için muhtemelen hiç sağlıklı beslenemediğim bir ay. Ama bak güzel spor yapmış. Bu ay tekrardan maya çalışmaya başlamıştım. Self care'e bak Tuğçe, sen kim köpek, coşmuş kendinden geçmiş, kendine bakım. Bir saniye, 2, 4, 6, 8, 9 gün bakım yaptım diye coşmuş diyen Tuğçe'nin hali. Üzüldüm şu an. Millet her gün yapıyor değil mi? Yapıyor mu? Bilemedim şu anda. Yapıyor musunuz siz ya böyle kişisel bakım? Lazım da yani. Her gün de yapmaz insan herhalde. Bilemedim şu anda. Aa bitmedi. Bir sayfa daha varmış. Şaşırdım. Bitti zannetmiştim. Bak bir diploma. Bak son haftaya gene. Resmen bomlamışım. Gümlemişim son haftada. Bomlamışım neyse. Son haftada direkt heyecanlanıp öbür aya geçmişim. Trues artık bence kullanmayayım. Cidden hiçbir işe yaramıyormuş şu an. Onu fark ettim. Tabii haftalık planlayınca Trues'a çok gerek kalmıyor. Geçelim Temmuz ayımıza. Temmuz ayımda limonata teması yapmıştım. Çünkü o zaman Nico evdeydi hala sanırım genellikle. Ve limonata diye beynimi yiyordu. Sanırım orada bilinçaltıma nasıl girdiyse limon temasını seçmiştim. Çok yaratıcı bir konu değil tabii. Yaz ayları olunca limonata genel olarak akla geliyor zaten. Ama şu güzel olmuş. Bunu ilk şeyde kullanmıştım. İlk ajanda videomda. 2019 muydu? Hatırlamıyorum bile. O zaman da böyle çiçek tasarımı yapıp takvimin arkasına koymuştum. Buna benzer bir tasarımdı. Çok güzel durmuş. Limonlu hali de çok güzel durmuş. Bak bu sayfanın tasarımı da çok güzel mesela. Ay sürekli her şeye düşmesi yalnız. Tasarımı ben bunu Pinterest'ten görmüştüm. Sanırım videoda söylemiştim. Söylememiş de olabilirim. Unutmuş. Çalmış gibi olmayayım şimdi de. Benzer bir tasarım görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Uygulamıştım ben de. Gerçekten çok güzel duruyor. Ama ayda bir gariplik var fark ettiyseniz. İlk iki hafta komadayım. Yokum. Hayat belirtisi yok. Hiçbir şey yok. Sonra şurada bir belirti gösterip kaybolup sonra geri gelmişim. Niye böyle ki? Bak geçen ay da çok yoktu. Acaba kötü mü hissedim? Kötü hissedince yazmıyorum çünkü. Aa, salak bak aydı şimdi. Taşınıyordum. Onun için yok. Acil işlerimi yapıyordum tabii. Onun için not almıyordum. Planlamam yoktu. Ve kulliyorduk deli gibi. Sonra da taşındık. Şurada bir yerde taşındık sanırım. İnsan bir not alır değil mi? Evet, Temmuz'un başına taşınmıştık. Sonra tabii Fransa'ya ilk döndüğüm hafta çok kötü hissediyordum. Onu söylemiştim size videoda. Böyle bir tükenmişlik sendromuna girdi Fransa'ya dönünce. Saçma böyle bir hava değişimi falan çarpmıştı beni. Şurada onun için gerçekten de komada gibiydim. Bütün yataktaydım çünkü. Sonra evet yavaş yavaş hayata dönmeye başlamıştım. Oha yalnız ajanda bildiğin şey ya. Günlük gibi. Her şey içinde. Aa çok yazık. Ne güzel temaya yazık etmişim. Şuna bak. Bir kez sağlıklı beslenip bir günde spor yapmış. Gerçekten takdire şayan Tuğçe. Şuna bak. Hiçbir şey not etmemişim. Ay, hiçbir şey yapmadım mı acaba? Açıp günlüğümü okuyacağım. Çok merak ettim şu an. Bak. İlk iki haftada olmayabilir tabii. Sadece random iki haftayı da yazmış olabilirim. İki hafta çok... Tabii evet bunlar son iki haftaydı. Şu videoyu hatırlıyorum çünkü sonunda çekmiştim. Bayağı bir anda bomba gibi hayata dönmüşüm. Bir dengen olsun Tuğçe ya. Uf, neyse. Notlarda da... Video planner gibi kullanmışım notları. Aa. Temmuz'a bakıp şu an duygulandım resmen. Geçelim Ağustos ayına. Ağustos hatırlıyorum. Hala böyle tam şey motivasyonum yoktu video yapmak için. Temayı da bulamamıştım. Sonra demiştim ki ya bir de malzemelerim yoktu tabii. O zaman yeni taşınmıştık. Evdeki malzemelerle ne yapabileceğim tam bilmiyordum. Böyle dümdüz şey gibi yapayım. Excel dosyası gibi yapayım deyip sonra da hindiba ekleyeyim falan deyip hindibayla da bayağı bir dalga geçmiştim videoyu şimdi tekrar hatırladım. Ve çok da ama siz de çok beğenmişsiniz. Sonuç olarak ben de çok beğendim. Çok kibar oldu çünkü böyle netçi olarak. Gene zaten çok planladıklarım böyle çok güzel olmazken bu kadar ne kadar çok dedim bu arada. Onu fark ettim şu anda. Neyse daha az böyle planla ilerlediklerim daha güzel oluyor. Ama genel işlerde de öyle değil midir? Bilemedim şu an öyle midir? Arada öyledir. Onu genelleyemedim gerçekten. Genellesem çok saçma bir yere varacaktım.
ayın planlayıcısını bunun içine yapmıştım. Yetti diyemem ama yani sığdırmışım. O kadar da çok sıkışan bir şey olmamıştı. Tabii o zaman Fransızca kurslarına başlamıştım. Tekrar arkadaşımla görüşüyordum. Paten falan kayıyordum. Güzeldi ya Ağustos ayı. Bak ne güzel haftalık planlayıcımı da kullanmışım. Şu tik atma aşkından kullanıyorum sırf ya. Bu gerçekten ama şu an anlıyorsunuzdur. Size diyorum ya videolarda bu alanı çok sevmem, çok işime yarıyor diye. Siz de görüyorsunuz. Ama to do's 3. fail ya. Niye hala ısrarla acaba to do's? Nasıl bir inançsa benim hala to do's kısmı bırakıyorum. Gerçekten hiç kullanmıyormuşum. Yarım sayfa bıraksam yetecekmiş yani. Aa, o zaman uyku sorunum vardı. Uykularımı takip ediyordum. Sonrasında gidip aslında analiz etmedim ama bunları not alırken şey fark ettim. Uyku sorunum aslında çok da yoktu. Böyle sadece gece uyanma sorunum vardı ama bu ay bitti o böyle. Ağustos güzel geçmişti hatırlıyorum. Ha bak videolarımı da düzenli yayınlamışım. Aferin, İngilizce video bile yayınlamışım. Vay sen. Oha! Hem neredeyse sağlıklı beslenip hem de spor yapmışım. Hatta bazı günler bak ikisini birden yapmışım. Takdir. Bravo Tuğçe. Performans bir yükselmiş sanki Ağustos'ta. Sonra Eylül. Bak bu temayı da çok sevdim ya. Şu genel olarak kitaplık gibi bir ofisti. Evet ofisti temanın geneli. Genel temayı da çok isim koyamamıştım ama kitaplık gibi şema yapmam güzel olmuştu. Değişik olmuştu. Bayağı da kullanmışım. Çok güzel kullanmışım bak. Tabii artık evet Ağustos'tan sonra birazcık daha toplayıp hatırlıyorum. Daha planlı ilerlemeye başlamıştım. Sonra Nico zaten Brezilya falan gitmişti. Tek kalmıştım. Her şeyi kendim ayarladığım için daha da bir böyle planlı gitmem gerekmişti. Okulum başlamıştı falan tabii. Of çok çok çılgın bir aydı. Aa bak o zaman tabii o ay okulum başladığı için homework ve haftalık planlayıcı yani ders programı kısmı bırakmıştım. Ama tabii ki de 4 tane ödevi var. Haftalık bir ödev olduğu için öyle olabilir mi acaba? Bilmiyordum tabii o zamanlar. Saf delik yavrum. Yeni öğrenciydim ya. Hiçbir fikrim olmadığından böyle bir alan yapmıştım ama neredeyse hiç kullanmamışım. Ya zaten yapılacakları evet takvime yazdığım için burası böyle boş kalmış. Ama bak burayı güzel kullanmışım. Bir de güzel fikirdi ya. Böyle kitaplık şeklinde yapıp yaptıkça içini doldurmak o böyle bana güzel bir haz veriyordu. Yapıp böyle üstünü çizmek. Tik atmanın kombosu gibi bir şey çünkü. Bu temayı tekrar kullanabiliriz bu ay. Aslında şey oluyor böyle siz de görüyorsunuz neyi ne kadar kullanmışım ben de görüyorum. Böyle daha güzel fikir verebilir bize bir sonraki ayda. Nasıl bölümler ekleyelim, neler çıkartalım, neler görmek istersiniz, sizin ekstradan kullandığınız, bana tavsiye edebileceğiniz ya da bunu da eklesene Tuğçe dediğiniz bölümler varsa bana yazarsanız güzel olur onları. Yalnız oha ya bu ay çok iyi geçmiş baksanıza. Sağlıklı beslenme, spor. İşte birazcık bu Fransız içini bir de sosyal bak. Aynı gün sürekli sosyalleşmişim. Acaba benim okulla Zoom meeting yaptığım günler mi? O kadar desperate olup bunu işaretlemiş olabilir miyim? Ha yok o zamanlar English Cafe diye bir tane İngilizce konuşanların bir grubu vardı. Onlarla dışarı çıkıyorduk salı akşamları oydu bu. Video planlarım bak hala güzel. Bütün hafta yayın da yapmışım. Ne güzel idare ediyormuşum. Tabii şu an taşındığım için idare edemiyorum ondan oluyor. Girecek düzene girecek ya. 1-2 hafta inşallah. Ana ay bitti. Yani ben bir sayfa daha gelecek diye bekliyordum ama neydi bu tema da güzel oldu ya. Renkleri falan çok hoş oldu. Bunu da hatırlıyorum. Birazcık aceleyle yapmıştım. Ama sonuç hoşuma gitmiş. Tabii aceleyle yapsam bile ben önden şey yapıyorum hani. Deneme skeçleri falan atıyorum. Tabii ki de ilk kez burada çizmiyorum. Hani renkleri falan ayarlamak, şemaları ayarlamak için böyle skeç defterlerine falan böyle notlar alıyorum. Onların ayarlamalarını yapıyorum 1-2 gün öncesinden. Bu temaya böyle çok işime sindirememiştim. Tam oturtamamıştım ama başlamıştım geç olduğu için. Gene de güzel oldu sonuç olarak. Ya canım falan. Bak bunu da güzel kullanmışım. Şu günler çarşambaları nedense bir şey olmuş mesela. Çok komik değil mi? Resmen şu şey gibi izledim. Sanki kendime GPS böyle takip cihazı takmışım da açıp verilerini kontrol ediyormuşum gibi. Çarşambaları ölü. Hiçbir şey yok. Neden acaba? Ne yaptığım da belli değil. Çok gizemliyim ya maşallah. Bak burada da son günleri pek kullanmamışım. Yani çok da yalan değilmiş söylediğim. Kendi haklı çıkarmaya çalışıyor kıyamam da olmuyor pek. Burada ne var? Evet bak hala okul için böyle tabii tek tek yazarak gün gün ilerleyecektim. Hiçbir işe yaramamış. İlk 3 gün bir azimle yapıp sonradan bırakmışım resmen. Ama bak bu homework kısmı güzel olmuş. Bunu birazcık haftalık planlayıcı gibi de kullanmıştım çünkü. Gerçekten gidip hafta içine nedense 4'e bölüp manasız bir şekilde her haftayı. O 4 günü böyle 4-5 günü hatta 7 günü 4'e bölmüş saçma. Ya üf. Neyin kafasını yaşadım ben de bazen merak ediyorum ama olmuş yani son haftaya kadar. Böyle resmen azaltarak bırakmışım diyecektim de şurada file vermişim. Burada böyle evet şu kısımda azaltarak bırakma gibi bir durum söz konusu olmuş. Aa bak şeyim güzel aslında. Sağlıklı beslenmem çok kötü ama spor yapıyormuşum hala. Tabii o zamanlar evde spor yapabiliyordum. Böyle bir şeyim azmim vardı. Sonradan o da gitti.
Şimdi geri başlayacağım ama geri başlayacağım. Sizi de çok pis motive edeceğim. Paylaşacağım Instagram'da böyle gym'e gittiğimde. Burada bak bir düzenine girme açlığıyla bir sürü alan bırakmışım. Güzel de takip etmişim ama aslında. Güzel, verimli geçmiş benim demek ki şey sonbahar aylarım. Ah işte ajandanın en sevdiğim teması. Şimdi doğruya doğru birçok kişi de bence bu temayı ajandanın genelinde, genel yaptığım ajandalarda favorilerine eklemiştir. Çok saçma bir şakadan çıkıp böyle bugünkü tamam tornavida şaka falan derken tornavida niye yapmayalım diye yola çıkarak da tornavidadan alet çantasına evrilen bir tema yapmıştık. Çok güzel oldu. Net çok güzel oldu. Kendimle en gurur duydum. Yani Harry Potter'ı da çok sevmiştim. Bu da kesinlikle top 3'ye yani ilk 3 listesi yaparsak kafayı böyle ilk birinci sıradan giriş yapar yani böyle yazın çıkan hiç şarkı gibi bir şey. Anladık tamam Tuğçe. Salak aynı şeyi 5 ayrı şekilde anlatmaya çalıştım şu an. Çok heyecanlandım çünkü. Çok güzel ya. Nico bile beğenmişti. Aa sen bunun büyüğünü çiz duvara salın falan dedi. İşte international bir şey demek ki tornavida aşkı. Kasım ayı ama ya. Aşk teması falan yapacağım ama Kasım'da aşk başkadır kafasına tornavida yapmam. Çok çok iyi. Ayı kullanmaya bak ya. Nasıl şey getirdiyse, gaz verdiyse çok güzel kullanmış. Sanırım son güne kadar kullandığım yegane aylardan biriydi bu Kasım. Güzel bak. Ödevle, mayayla falan geçmiş. Nico tabii. Nico gitmiş şurada. Evet burada yeni iş için alıştırmalar yapıyordum. Ödev yapıyordum. Uf. Hatırlıyorum çok yoğun bir aydı ama çok güzel. Ben yoğun ayları seviyorum ya. Boş boş geçince, boş bırakınca bak az önce kendimden şüphelendim. Ne oluyor, okumaya mı girmişim, niye yokum ortalıkta diye. Haftalık planlayıcım da gayet güzel. Son haftaya kadar net kullanmışım. İşte burada file vermişiz. Sporu bırakmışım. Son haftada sağlıklı beslenmeye başlamışım ama. Ama spora geri başlamamışım. Fransızca devam. Ödevlerden ve işten dolayı deli gibi maya kullanıyordum. Pek çizim yapmamışım. Self care desen yani senden hallice 5 gün. Gene iyi ya benim gene ortalama göre. 9'a çıldırıyordum 5'e burun kıvırdım. Arası yok ya Tuğçe neye göre acaba değerlendiriyorsun? YouTube evet son haftalarda bir toparlanma söz konusu ama başlarda bir yoğunluk vardı. Creative Ideas neredeyse bomboş. Video planner olacaktı burası. Sadece tek bir video koymuşum. Ay çok kötü. Aa Discovers yapmıştım ama hiç kullanmamışım. Tabii o zaman Killing Eve düşmüştüm deli gibi. The Boys'u izlemiştim. Bir de Little Fires Everywhere. Üçü de çok şahane dizilerdi. Receipts'te de sadece bir tane yemek tarifi. Evet bu alanı pek de güzel kullandım söylenemez ama giriş bayağı iyiydi. İddialı bir giriş yapmıştım aya yani. Gecelim Aralık ayına. Bu tema da çok güzel. Top 10 dedim de Top 10'da daha herhalde 4 tane falan şey var. 20 tane falan olur diye gaza gelmiştim. Resmen ayağıma sıktım durdum videoda ya. Daha 4. mü? Evet sanırım beğendim 4. tema bu. Zaten 12 tane ay var Tuğçe. Nasıl 20 tane olacağını düşünüyordun? Ya of. Niye böyleyim ben? Neyse. Bunu hatırlarsınız belki video izlediyseniz dağdan yola çık kutup ayısında karar kıldığım bir temaydı. Ve gerçekten minnoşluktan ölecek bir tema oldu. Yani Christmas falan diye genelleyeceğime böyle bir tema seçmiştim ve çok güzel oldu. Bak bu kısım da mesela çok güzel. Boş bırakmam da iyi olmuş. Güzel de kullanmışım son haftaya kadar. Burada deli gibi öncesinde çalıştığım işleri bitirmek için. Sonra Christmas'a Nico'nun ailesinin yanına gitmiştik. Deli gibi yemek yiyip sonra ani bir kararla 27'sinde Türkiye'ye uçtuk. Onun için buralar yok. Ajandayı yanıma almamıştım tabii ki de. Türkiye'de hızlı bir böyle aile ziyareti falan yapmıştım. Brezilya'ya geleceğimiz belli olmuştu çünkü. Onun için tabii son haftada böyle boşluk olması normal. Türkiye'deydim o sırada. Allah'ım kebaba doydum. Çok güzel geçti ya. Çok yorucuydu ama çok güzeldi. Bakın genel ayı yalnız. Oha çok iyi. Takdir is coming. Takdire şayan bir ay yaşamışım. Son haftada tatil olduğu için boş kalmış. İyi de kalmış. Tatilde de ajanda tutmayayım artık. Baktın takma gaza geldin. Şu an şuraya bakıp utanıyorum. Bak YouTube'u çok güzel çalışmışım. Neredeyse her gün YouTube'a bir şeyler yapmışım. 3 gün kişisel bakım. 5 gün öv ödevi. Öv ödevi de Fransızca içindi sanırım. Evet. Mayı işaretlememişim bile. Çünkü her gün neredeyse kullanıyordum artık okul için. 3 gün sağlıklı beslenme ve 0 spor. İşte bak bu aydan, geçen aydan başlamıştı zaten düşmeye. Bu son 2-3 aydır neredeyse hiç spor yapmadım. Hani böyle bırakınca da tekrar başlamak zor oluyor ya. Hoş bir hafta zor oluyor sonra deli gibi tekrardan böyle alışıyorsun hemen. Böyle vücut istiyor da. Tam o haftadayım şu anda. Motivasyonu doldurdum. Yarın başlıyorum. Yarın başlanan diyetler ve sporlar. Geçelim Ocak ayımıza. Altın varaklar gösterişler. Çok iyi yalnız ya. Bu ay mesela bu da aceleye gelen aylardan biriydi. Anlayacağınız üzere geçen Aralık ayım çok yoğun olduğu için ve sonunda tatil olduğu için. Ama çıkan şey de hoşuma gitti. Genel konsepti iyi oldu. Değiştirmiştik birazcık. Burada genel planlayıcımı yapmıştım ki gördüğünüz gibi haftalık plancı falan olmadığı için deli gibi dolu geçiyordu. Şurada yani haftamı planlayıp bu haftanın kalanında da zaten bunları yaptığım için pek not almama gerek kalmamıştı. Son 4 günde biliyorsunuz nazar boncuğu olarak boş bırakıyorum.
Buraya da böyle yapılacaklarımı kısmen not alıyordum. Sığmayacak falan diye böyle mincik mincik yazdım, sonra boş kalmış falan. Aslında biz yani ayranın son yudumuyla ekmeğin son parçasını denk getirebilen bir milletiz ama nedense ajanda kullanımında hala bir acemilik seziyorum yani. İyi kullanamıyorum alanları. Köfte ekmek ayran performansını ajandada gösteremediğim için kendimi kınadım. Çok iyi ya. Benzetme için de kendimi takdir ediyorum yalnız. Ha, hatırlıyorsunuz şey vardı. Ocak ayı içinde böyle her gün değişik bir şey yapmak istedim. Sonra karşısına gelip not alacaktım falan. Ama Ocak ayımın tabii başın bir haftası Türkiye'de. Sonraki son haftası da böyle iki kez taşındık sanırım. Yok, bir kez ev değiştirdik Ocak ayında tabii. Önce Türkiye'den döndük, sonra bir de eve yerleştik. Neredeyse iki kez taşıma gibi olduğu için o yoğunluktan çok dikkat edemedim. Ama ne zaman aklıma gelse açıp böyle bir şey yaptım ve karşısına yazdım ve hep çok iyi hissettirdi ya. Bu olay çok iyiymiş. Bunu böyle her aya taşıyabiliriz arkadaşlar. Ne dersiniz? Siz yaptınız mı? İçinize yaradı mı? Böyle her gün kendimi mutlu edecek, kendime koluma altın bilezik olacak değil de hani böyle bir gram altın değerinde güzellikler kattı hayatıma. Sizin de hoşunuza gittiyse bunu arada böyle ayların içine serpiştirebiliriz belki. Ne bileyim böyle 30 gün için 30 tane olmaz da hani her haftaya bir güzellik gibi belki. Aa bak bu güzel olur, bir sonraki ay yapalım. Siz de isterseniz eğer. Burası da yıllık bucket listim. Buna hiç başlamadım. Buradaki çoğu şey ama şey yani böyle daha düzenli, her ay yapılıp yıl sonunda check edeceğim işte yogaya başla, kendini bir bazı alanları geliştir falan olduğu için böyle daha loading şeklinde gidecek ama loading'e bile başlamamışım. İyi oldu bunu gördüm. Biraz unutmuşum ne yalan söyleyeyim. Bunu seneye, bu senenin bitiminde böyle açıp sizle bakarız. Neyi ne kadar yapmışım böyle, nasıl geçti 2021 diye şöyle bir güzel video çekebiliriz isterseniz. Sonra ne var? Ha. Şu anki zaten içinde olduğumuz ayın teması. Aslında tema güzel oldu ama dediğim gibi aceleye geldi. Fazla malzemem olmadığı için de böyle. O an içimden ne geliyorsa onu çizerek geçirdim. Ki aya kullanarak başladım, evet. İlk haftası Şubat'ın çok yoğundu çünkü taşındık. Üstüne bir de ben hasta oldum. Yani büyük taşındık. Hem evden taşındık hem de bütün eşyalarımızı paketleyip buraya, Brezilya'ya gelmesi için böyle kutulama işlemleri falan vardı. Gerçekten çok yoğundu. Üstüne bir de hasta oldum. Bir de okulumun en yoğun haftalarından biriydi. Combo, bayağı combo bir haftaydı. Şu an daha yeni kendime geliyorum. Hala da böyle tam kendime geldiğim sayılmaz aslında. Belki sesimle anlamışsınızdır. Hala hafiften hasta, hafiften de yorgunum. Ama çok daha iyiyim yani eskisine göre. Eskisine göre salak iki gün önceden bahsediyor. Tuğçe ne kadar update yaşıyorsun maşallah. Bak günü yaşa falan diyordum bu ay. Gerçekten de günü yaşayabiliyorum. Tabii ki de sadece bir gün sosyal olmuş, başka hiçbir şey yok. Ama bak şeye güvenebilirsiniz. Aa, sağlıklı beslenmem var bak, dünle bugün güzel yemiştim, onları işaretleyeyim. Yarın da spora başlıyorum. Ondan sonra bu sporun karşısı full olacak. Ya sen kim köpek? Çok pis gaza geldim. Bu gaz çok iyi yalnız. Oha, nereden geldiyse. Aa bitti değil mi? Aa bitmemiş, dur şey var. Haftalık planlayıcı mı gidiyor tabi. Şu an ikinci haftanın planlarını daha henüz yazamadım. Oha, to do'sa bak, daha ilk haftadan bildiğin to do'sun neredeyse yarısına gelmişim. To do'su gömdüm. Bu ay işime yaramaya başlamış ya. Şu an kafam çok karıştı. Tam bir daha to do's şey yapılacaklar köşesi yapmayacağım diyecektim. Şu an kullandığım için yapmaya mı karar verdim? Bilemedim. Kafam karıştı. Ne diyorsunuz? Hiç emin olamadım şu anda. Neyse, artık bu ajandayı gördüğünüz gibi geriye böyle 2 maksimum 3 aylık bir alanı kalmış. Sonrasında yeni bir ajandaya geçeceğim. Hatta böyle kapağına acaba bir şeyler mi çizsem ajandayı falan diyordum da böyle biter gibi olduğu için hemen neyse bir dahakine çizerim, böyle güzel de bir video yaparız onunla ilgili falan dediğim için böyle kaldı. Bu noktada ajanda turu diyebilirim herhalde sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hafif hasta oldum. Dekorasyonumun da işte ceketimden ve sketch defterimden oluştu. Çünkü gerçekten otel odası hiç estetik değil. Hiçbir dekorasyon yok böyle alıp koyabileceğim. Hala oteldeyiz, evet. Birkaç ayda burada olabiliriz muhtemelen. Onun için estetik açıdan videolarım birazcık daha göz doyurmayabilir. Kusura bakmayın. Gerçekten ceketi kullandım. Bundan önce elbise falan koymuşum ama elbise basma desenli olduğu için çok sırtması ceket koydum falan. Sonra da ceket olduğunu söyledim falan. Hiçbir profesyonellik yok videolarda, şu an onu fark ediyorum. Neyse, umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle zaman geçireceğiniz, eğlenceli bulacağınız, eğlenirken hiçbir şey öğrenmediğiniz bir video olmuştur. Sizinle çok yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.